Merhabalar, ben Bekir Erkuş. Remax Karun'da gayrimenkul danışmanı olarak faaliyetlerime devam etmekteyim. Bugün size bilinçli yatırımla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Çünkü her yerde Bekir Erkuş bilinçli yatırım diye vurgulamaya çalışıyoruz. Peki bilinçli yatırım nedir? Şu günlerde özellikle gayrimenkul sektörünün patlama yapmaya hazırlandığını düşünüyorum şahsen. Neden diye soracak olursanız, fiyat seviyelerine baktığımız zaman Avrupa'nın ve dünyanın çok daha aşağısında seyreden bir arsa, arazi, konut, ticari gayrimenkulle ilgili gidişat var. Bu şekilde kalmayacak. Keza diğer taraftan inşaat maliyetlerini de düşünecek olursak gayrimenkulün yavaş yavaş eski gücüne dönmesini şahsen bekliyorum. Bunu birçok dövizden, altından, faizden kaçan yatırımcılar da, borsadan kaçan yatırımcılar da gayrimenkule yatırım yaparak beni teyit eder pozisyonda. Peki bilinçli yatırım nedir? Bilinçli yatırım öncelikle ne istediğini bilmekle başlıyor ve bütçesini organize etmekle başlıyor. Daha önceki videolarımdan bütçeyi neye göre karar vermemiz gerektiğiyle ilgili bilgiler vermiştim size. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi dediğim gibi bütçeyi bilmek, ne istediğini bilmek. Bunlara karar verdikten sonra arsa arazi yatırımlarına gireceğimiz zaman tarla ve arsayı neye göre seçmemiz gerektiğini de daha önce anlatmıştım. Burada biraz daha tarlaya odaklanmak istiyorum. Çünkü tarlaların bütçeleri daha düşüktür. Olanakları daha fazla olabilir. Fakat riskleri de daha fazladır. Tarlada arkadaşlar her yere ev yapamazsınız. Birçok gayrimenkul danışmanı, emlakçı arkadaşlarımız bildiğinden ya da bilmediğinden yanlış bilgiler verebilmektedir. Öncelikle bir tarlaya ev yapabilmeniz için onun kadastral yola cephe olması gerekiyor. Ve sadece cephe olması yetmiyor, 5000 metrekarenin üzerinde olması gerekiyor. Eğer bir tarla 5000 metrekarenin üzerine değil, kadastral yola cephe değilse oraya resmi olarak bir şey yapamazsınız. Ancak yapabileceğiniz şasesi olan tekerlekli trailer vasfında tiny house tarzında yerler yapabilirsiniz. Bu da yarın bir gün size kaldır dediklerinde kaldırmak zorunda kalacağınız yapılar olacaktır. Tarla ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra nereye yatırım yapmamız gerektiğini size bir sonraki videomda anlatacağım. Tarla ve arsa arazi yatırımı ile ilgili herhangi bir sorunuzda ya da yatırım isteklerinizde beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Bekir Erkuş.